Merhabalar. Tersaneye amire, devlet tersanesi, imparatorluk tersanesi veya hükümdarlık tersanesi anlamında kullanılan bir Osmanlı denizcilik terimidir. Tersane, Haliç kıyısında Azakkapı'dan Hasköy'e kadar uzanan geniş bir alanı kapsamaktadır. Galata bölgesine yakınlığı nedeniyle bazı kayıtlarda Galata tersanesi olarak da geçmektedir. Ayrıca tersanenin İstanbul'da olduğunu belirtmek amacıyla İstanbul Tersanesi olarak da bilinmektedir. Tersane-i Amire'yi 16. yüzyılda dünyanın en büyük sanayi kuruluşu olarak da nitelendirmek yanlış olmayacaktır. Tersane sözcüğünün değişik dillerdeki karşılıklarına bakarsak, Araplar Darüs Sina, İspanyollar Arsenal, Darsena, Portekizler Darsa Nale, Dracena, İtalyanlar Arsenala, Darsena, Osmanlılar ise Tersane veya Tershane demiştir. Osmanlılar da özellikle İtalyancadaki şekline daha yakın olarak Darsane kelimesinden yaptıkları alıntı ile biraz daha Türkçe'ye benzeterek Tersane veya Tersane şeklinde ifade etmişlerdir. Fatih Sultan Mehmet, tahta çıkışından itibaren İstanbul'u almayı planlamış ve bu amaçla gereken donanmayı Gelibolu Tersanesi'ni gemi inşa tezgahlarından yararlanarak oluşturmuştur. İstanbul'un fethinden sonra Fatih'in ilk icraatlarından biri güçlü bir donanma inşa edebilmek için Haliç'in kuzeyinde bugünkü Galata Kasımpaşa kıyılarında bir tersane kurulmasını emretmek olmuş, 1455 yılı 11 Aralık günü birkaç göz inşa kızağı ile tersane faaliyete geçirilmiştir. Günümüzde 11 Aralık tarihi bu nedenle Tersaneciler Günü olarak da kutlanmaktadır. Tersaneye Fatih'in oğlu 2. Beyazıt devrinde birkaç ilave yapıldıktan sonra esas gelişme, denizde de güçlü olmanın ilk şartının büyük tersanelere sahip olunması gerektiğini bilincinde olan Yavuz Sultan Selim zamanında yaşanmıştır. Venedik'in İstanbul Balyozu 30 Haziran 1513 tarihli raporuna göre tahta çıkışının ertesi yılı Yavuz Sultan Selim, Gelibolu ve İstanbul'da her biri 100 gözlü 200 kadırga kapasiteli büyük tersanenin yapılması için emir vermiş ve 200 bin duka altın tahsis edilen bu tersane gözlerinin inşaatı 1513-14 yılı kış mevsiminde başlamıştır. 1513 sonbaharında ilk 4, 1514 baharında 50 ve yaz sonuna kadar toplam 100 tersane gözü bitirilmiştir. Böylece gemi inşası için olduğu kadar donanmanın seferden dönüşünde gemilerin kış mevsimini karada ve korunaklı bir şekilde geçirmesi, gerektiğinde bakımların yapılması için kıyıda bitişik nizam, iki tarafı kalın duvar, çatıları, kilidin kaplı mekanlar hazır hale gelmiştir. Bir veya iki kadırga alabilecek kapasitede olan bu gözlerin yanında kürek ve benzeri gemi donanım malzemesinin konulduğu taştan yapılmış üstü kurşun kaplı ambarlar bulunuyordu. Tersane gözlerinin arkasında ise kadırga yapı malzemelerinin muhafaza edildiği üzerleri düz ve kurşunla kaplı birer mahzen vardı. Tersane gözlerinin kara ve deniz tarafı açık bırakılmıştı. Gözlerin sayısı 1515'te 160'a tamamlanmış, daha önceleri Gelibolu'da üstlenen tersane faaliyetleri de İstanbul'a taşınmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında başlayan inşa faaliyetleri Kanuni ve Sokulu zamanında da artarak devam eder. Osmanlı donanmasının 300'den fazla gemiden oluştuğu dikkate alınırsa tersanenin o dönemde nasıl büyük bir gelişme gösterdiği kolayca anlaşılır. Tahmini 1535 yıllarına ait Tersane Emin tarafından hazırlanmış olan ve İstanbul'da bulunan devlet gemilerini detaylı olarak anlatan bir rapor bulunmaktadır. Buna göre o yıl içinde Tersane-i Amire'de olan gemilere baktığımızda 53 adet Mavra, 17 adet Başlar'da, 60 adet Kadırga, 7 adet Barça ile bu serif tipte diğer gemileri görmekteyiz. Bu dağılımdan da Osmanlı donanmasının o dönemde sadece kadırgalardan ait olmadığını, namına başlarga, top gemisi, at gemisi gibi çok farklı savaş ve destek gemilerinden oluştuğunu görmek mümkündür.
1530'da çıkan büyük bir yangın, tersanenin bazı kısımlarını ve batısındaki hapishaneyi tahrip etmiş, ancak kısa sürede onarımları yapılmıştır. 1536-41 yıllar arasında başlarda tabir edilen gemiler için 3 büyük göz daha eklenmiş, Mimar Sinan tarafından ayrıca bir de zift ambarı inşa edilmiştir. 1571 yılında İnebahtı Deniz Savaşı'nda büyük bir bozguna uğrayan Osmanlı donanması neredeyse bütün gemilerini kaybetmiştir. Sokullu'nun yeni bir donanma kurulmasını emretmesinden sonra tersaneye amiriye önemli ilaveler yapılmak zorunda kalınmış, mevcut tersanenin yakındaki has bahçeden bir miktar yer ayrılmış, 8 gemi inşa kapasiteli ilave bir yer kazanılmıştır. Tersaneye amire de Samsun, İzmit ve Gelibolu tersanelerinde inşa edilen 200'den fazla gemiyle İnebahtı'dan yalnızca 5-6 ay sonra yepyeni bir Osmanlı donanması Akdeniz'de boy gösterebilmiştir. Bu gemilerden yaklaşık 150 adedi sadece tersaneye amire de denize indirilmiştir. Sokullu'nun haçlara hitaben, "Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz bizi İnebahtı'da yenmekle sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal yerine gelir ama kesilen kol yerine gelmez" şeklindeki meşhur sözü de bu sıralar söylenmiştir. Şimdi de tersaneye amirede bulunan yapılara kısaca değinmek istiyorum. Gemi inşa etmek ve gemilerin kış mevsiminde muhafazasını sağlamak maksadıyla kullanılan yerler için 17. yüzyılın sonlarına kadar tersane tabiri kullanılmış, daha sonra bu yerlere göz ya da rec ismi verilmiştir. Tersaneye amirede inşa ve onarım faaliyetlerinde kullanılan malzemelerin saklandığı yerlere genel olarak mahzen denilmekteydi. Bunlardan demir, çivi, bakır, kurşun, evha, denger, kendir, tente, top ve fanusların konulduğu mahaller mahzeni sürp, kerestenin konulduğu mahaller ise mahzeni şüp olarak adlandırılırdı. Çeşitli sanat kolları tarafından atölye olarak kullanılan yerlere kârhane, kaptan paşa, tersaneye amire emini, tersaneye amire ağası gibi kişilerin oturduğu yerlere oda ismi verilirdi. Bunlardan kaptan paşanın odası divanhanede bulunurdu. Divanhaneler ilk olarak Fatih zamanında inşa edilmiştir. Yavuz Sultan Selim tarafından tersanetin genişletilmesi sırasında ise ikincisi yapılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu'nun sonuna kadar 5 ayrı divanhane kullanılmıştır. Son divanhane ise şu anki Kuzeydeniz Sağ Komutanlığı'nın konuşlandığı binadır. Tersaneye amirede ayrıca personelin ibadet ihtiyaçları için 1707 yılında Vezir Çorlulu Ali Paşa tarafından yaptırılmış bir cami, bir hastane ile esir ve suçların konulduğu tersane bölgesini Galata'dan ayıran ve bütün dünya tarafından Bagno veya Banyolo adı verilen zindanlar bulunuyordu. Aynı dönemde Hasköy'de yeni bir lengerhane, yani çıpa döküm atölyesi kurulur. Bildiğiniz gibi Hasköy Lengerhane binası günümüzde Rahmi Koç Müzesi'nin bir bölümüdür. 1614 yılında Kaptan Paşa için tersaneye yakın bir yerde büyük bir saray inşa edilmişti. İlk defa Fatih Sultan Mehmet zamanında tesis edilen Tersaneye Amire Bahçesi, hükümdarların gezinti ve dinlenme yeri olması nedeniyle has bahçe olarak adlandırılıyordu. Has bahçede hamamlar, odalar ve ahırlar bulunmaktaydı. 1577 yılında Sokullu Mehmet Paşa'nın emriyle tersane çevresi yüksek duvarlarla çevrildi. Altı kapının bulunduğu bu duvarların Galata'ya açılan kapısına Azaplar Kapısı, Kasımpaşa Deresi'ne açılan kapısına Kasımpaşa Kapısı, Kara tarafına açılan kapılarına Nakkaşhane, Zindan, Şahkulu kapıları, Hasköy'e açılan kapısına ise Hasköy Kapısı adı verilmiştir. Bir başka duvar ise yine hapishaneyi, yani zindanı çevirmektedir. Tersaneye amire Kanuni ve Sokullu'nun ölümünden sonra bir durgunluğa girmiş, aynı teknoloji ve tip gemilerin inşaatlarını sürdürmesiyle kendini yenileyememiş ve geri kalmaya başlamıştır. Batıda yavaş yavaş başlayan aydınlanma ve bilgi çağının etkileri giderek tersane teknolojilerini ve gemi tiplerini de değiştirmeye başlamış, gemi boyları uzamış, kadırga tipi küçük gemiler yerine çok güverteli, kalyon tipi gemiler inşa edilmeye başlanmıştır. Osmanlılar gemi inşa faaliyetlerini sürdürürken lüzumlu malzeme ve mühimmatı temin etmekte hiçbir güçlük çekmiyorlardı.
Güçlü bir donanmanın yapımı için gerekli bütün ham maddelerin imparatorluk toplantılarında Batılıların kıskançlık dolu hayranlığını çekecek bollukta bir araya gelmesi Osmanlı için çok büyük bir avantajdı. Bu geniş imkanlar gemi inşasında Osmanlı'yı dışa bağımlı olmaktan kurtarmıştır. Eyaletlerden alınan gelir arasında donanmanın ihtiyacı olan kereste, reçine, zift, katran, yelken bezi gibi maddelere daima öncelik tanınırdı. İzmit yöresi çınar ve çam kerestesini, kavala demiri, Eğriboz adası katranı, Karadeniz kıyıları keteni, Çanakkale fabrikaları bezleri sağlardı. Büyük kıyı kentleri tam donanımlı bir ya da iki kadırga yapmakla yükümlüydüler. Gelibolu, Selanik ve İstanbul'da top dökümhaneleri, çıpa için fırınlar ve baruthaneler kurulmuştu. Gravürünü gördüğünüz tophane günümüze kadar korunmuştur ve halen sanat galerisi olarak kullanılmaktadır. 15. ve 16. yüzyıllarda Osmanlı Devleti'nin denizlerdeki üstünlüğünün nedenlerini incelediğimizde ilk 3 madde olarak tersane sayısı, iş gücü ve gemi inşa teknolojisinde üstün olması, gemi inşa için gerekli malzemenin temininde dışa bağımlı olunmaması, devlette denizciliğe önem veren kişilerin yönetimde olmasını sayabiliriz. Tersane amirinin idari yapısı, Kaptan Paşa'nın nezareti altında tersane ricali ve tersane halkı diye ikiye ayrılıyordu. Tersane ricali olarak daha çok idareci konumunda olan tersane ketulası, ağası, emini ve onun maliye dairesinde çalışan katip, ruznamcıcı, ücret katibi, kereste ve kurşun mahzenleri katipleri, liman ve zindan katipleriyle evrak dairesinde çalışan tersane reisi, defter emini, defter ketudası ve liman reisi, başçavuş, tersane çavuşları, odabaşılar, demircibaşı, kalafatçıbaşı gibi sanat gruplarının sorumluları bulunuyordu. Kalyon döneminden sonra kalyon nazırı, kalyon defterdarı ve kalyon katibi de tersane ricali arasında yer almıştır. Tersane halkı ise gemi reisleri, azap ve azap reisleri, marangoz, kalafatçı, kürek yontucu, makaracı, nöbetçi gibi tersane görevlerinden meydana geliyordu. Tersane halkının sayısı 1570'lerde 2650'lere ulaşmıştır. Tersane amire ricalı donanmanın tersende bulunduğu sırada tam kadro halinde tersende görev yapıyor. Donanma sefere çıktığı dönemde ise bir kısmı donanmayla gitmekte ve tersanede görevli sayısı azalmaktaydı. Tersanenin en büyük amiri tersane eminiydi. Tersane emine bağlı olarak maliye dairesi, evrak dairesi, tersane ketudası, liman reisi ve tersane baş mimarı görev yapmaktaydı. Tersanedeki bütün işler tersane emini tarafından yürütülüyor. Gemi inşası için lüzumlu bütün malzemenin teminiyle gemilere kürekçi ve halatçı temini ve gemilerdeki mürettebatın ve savaşların yiyecek ve giyecek ihtiyaçları da yine tersane emini tarafından sağlanıyordu. Tersane emininin kendisine mahsus bir baş tardısı ve 6 çifte kayığı vardı. Tersane eminliği 1804 yılında kaldırılarak yerine Umuri Bahriye Nezareti kurulmuş, 1845'te ise Tersane-i Amire Nezareti kurulmuştur. Tersane katibi, tersanenin masraf bilançosunu tutar, tersane ruznamecisi günlük masrafları kontrol eder, icare katibi, işçi taahhütlerini tutar ve ücretleri dağıtır, mahzen katipleri de ambar girdi çıktılarını takip ederlerdi. Tersane reisi, tersaneye ait malzemelerin, tersane defter elmini, tımarlı sipahilerin defterini tutar, yapılan tayin ve tahsisleri kaydeder. Tersane defter ketutası ise askeri malzemelere ait kayıtları tutar. Liman reisi, yelken devrinde derecesine göre donanmada yetişmiş patrone veya riyaliler arasından seçilirdi. Tersanede yapılan gemilerin muhafızları olan mandacı da denilen efradın amiri olarak görev yaparlardı. Mevcutları 600 kadar olan mandacıların 150'si her gece tersanede nöbet tutardı. Tersane eminine bağlı bulunan baş mimar gemilerin inşa ve onarımından sorumluydu.
mahiyetinde mimar ve sanatkarlar bulunurdu. Tersane Amire bir endüstri merkezi olmanın yanında aynı zamanda bir okul özelliği de göstermekteydi. Tersane Amire'de inşa edilen gemilerin teknolojik özellikleri yüzyıllar içinde değişim gösterdiği gibi tersane kurumlarında da değişim gerçekleşti. Bu sebeple 3 ayrı dönemin izlerini bulmak mümkündür. Birincisi, imparatorluğun kuruluşundan 17. yüzyılın sonlarına kadar devam eden kürekli gemiler. İkincisi, 19. yüzyılın ortalarına kadar süren yelkenli gemiler. Ve üçüncüsü ise imparatorluğun yıkılışına ve günümüze kadar gelen buharlı gemiler dönemidir. Tersane Amire'de ilk kalyon inşaatı 1644-48 yılları arasında Avcı Mehmet zamanında yapılmış, Uzun Çarşı esnafının yardımları ile yapıldığı için de bu ilk kalyona Uzun Çarşı adı verilmiştir. 17. yüzyılın ikinci yarısında donanmaya, Kadırga'nın yanı sıra artık eski tersane gözlerine sığmayan yüksek bordolu ve birden çok güverteli kalyonlar eklenir. Kalyonlara yer açmak için 1676'da göç sayısı 110'a düşürülür, 1723'te ise büyük bir divanhane binası inşa edilir. İlk kez yapılan 3 ambarlı yani güverteli bir gemi 6 Ekim 1718'de törenle denize indirilir. 1740'da Nihangi Bahri, daha sonraları Fetih Bahri, Biri Bahri, Nusret Numa, Beyrit-i Zafer gibi kalyonlar denize indirilir. 1770'te Kaptan-ı Derya Gazi Hasan Paşa yaklaşık 40 metre uzunluğunda, yüksekliğinde bir kollu vinci, diğer bir deyişle dar ağacı maçunasını, yeni depo binalarını ve gemi kalafatlamasında kullanılan tesisleri yaptırır. 1770 Çeşme Yenilgisi sonrasında donanma gerçekleşen modernleşme çabaları kapsamında getirilen Fransız gemi mühendisi Brun ve ekibi İstanbul'da ve diğer taşra tersanelerinde pek çok kalyon ve fırkateyn inşa etmişlerdir. 18. asrın sonlarına gelindiğinde Aynalı Kavak Sarayı yıktırılarak yerine taş kızak ve ağaç kızak tesisleri kurulmuş. Taş kızak tersanesinde 3 adet kızak inşa edilmiştir ki bu kızaklardan birincisine valide kızağı, ikincisine taş kızak, üçüncüsüne de ağaç kızak isimleri verilmiştir. Arşivlerde bulunan 1786 kalyon masraf defterine göre o sene donanma 28 kalyon ve 13 fırkateyne sahipti. Bu gemiler İstanbul, Sinop, Kemer, Bodrum, Taşoz, Midilli, Nimli, Edremit ve Kalas ki Kalas bugünkü Romanya sınırları içinde kalmış Tuna kıyısında bir tersanedir. İnşa edilmiş. 2 adedi Fas Kralı tarafından hediye edilmiş, 4 adedi ise İngilizlerden satın almıştır. Bunların isimleri resimde görünen 10 adedi ise Tersane-i Amire'de inşa edilmişlerdir. Dünya gemi boylarından dolayı kızaklar yeterli olmamaya başlayınca ve Avrupa'daki kuru havuzlardan örnekler alınmış ve bunların bir benzerinin yapımına İsveçli mühendis Roda yönetiminde İsveçli mühendisler ve Türk ustaların iştirakiyle 1796 yılında başlanır. 3 yıl geceli gündüzlü bir çalışmayla havuz 1799 yılında tamamlanır. Havuz inşaatında, İstanbul Limanı inşaatında da kullanılan İstinye'deki taş ocaklarından çıkarılan kalker taşlar, taşların örülmesinde ise su altında sertleşme özelliği olan ve Vezüv yanardağından çıkan volkanik kül kullanılmıştır. İkinci Mahmut döneminde ise ilki örnek alınarak yapılan ikinci bir havuz, Başmühendis Ali Bey ve Manol Kalfa gözetiminde 1825'te tamamlanarak hizmete alınır. 1818'de yeni bir divanhane binası inşa edilir. Ayrıca bir tür yüzer vinç olan maçunaların yapımına önem gösterilir. 1828'de Eyüp'te İptikhane-i Amire yani bir halat fabrikası kurulur. 1827 Navarin Savaşı'nı tamamen yelkenli gemilerin iştirak ettiği son savaş olarak kabul edebiliriz. Osmanlı donanmasında İngiliz yapımı ilk buharlı geminin sürat adıyla 1827'de kullanılmasıyla yeni bir dönem başlar.
1830'dan itibaren Osmanlı gemi inşa teknolojisinde Foster Rhodes gibi Amerikalı mühendisler ön plana çıkar. 1837'de Eseri Hayr adlı yandan çarklı ilk Osmanlı buharlı gemisi tersanede inşa edilmiş ve bu tür gemiler yavaş yavaş yelkenlerin yerini almaya başlamıştır. Kısa sürede sayıları 18'i bulan buharlı gemilerin makinaları ve çarkçı personeli dışarıdan getirtiliyordu. 19. yüzyılda tersanede inşa edilmiş bazı buharlı gemileri sıralarsak bunları Eseri, Cezid'den Kosova, Mansure, Lübnan ve Ertuğrul gibi gemilere uzandığını görürüz. Çok sayıda buharlı gemi inşa edilmiştir. Ayrıca yine Selimiye 1870'te, Mukaddemi-i Hayır 1874'te, Mehmet Selim 1880'de, Heybet Duma 1895 yılında inşa edilmişlerdir. Zaman içinde ikinci havuz da küçük gelmeye başlar. Sultan Abdülmecit zamanında üçüncü ve diğerlerinden daha büyük bir havuzun inşasına girişilir. Havuzun yapımı Vasil Kalfa yönetiminde 1857'de başlar. İnşası toplam 13 yıl sürer ve 1870 yılında Sultan Abdülaziz zamanında tamamlanabilir. 1875'te ilk yapılan havuz genişletilerek uzunluğu 153 metre, genişliği 16, derinliği 9,5 metreye çıkartılır. Bu üç taş havuz halen çalışır vaziyette olup kullanılmaktadır. Uzatılan bu havuz halen tersanedeki üç nolu havuz olarak adlandırılmaktadır ve mevcut havuzların en uzunu ve en genişidir. Son havuzla birlikte dönemin büyük savaş gemileri inşa edilmeye başlar. Sultan Abdülaziz döneminde Haliç tersanelerinde yapılan savaş gemilerinin bazılarını resimde görmektesiniz. 118 toplu gemilere kadar bu dönemde inşa edilmiştir. Yine bu yansıda da diğer gemileri görmektesiniz. İkinci Abdülhamit zamanında bu üç havuzdan ayrı olarak Avrupa'dan bir yüzer havuz satın alınır. Parçalar halinde getirilen havuz tersanede monte edilir. Batı'da 19. asrın başlarında gemiler ahşap yerine çelik levhalar üretilerek yapılmaya başlamış, Osmanlı ise ancak 1874 yılında buhar makineli yandan çarklı İzmit isimli yolcu beyik gemisiyle çelik tekne inşasına başlayabilmiştir. Teknenin boyu 52, genişliği 9 metredir. Bu gemiye monte edilen 100 beygir gücündeki 2 silindirli buhar makinesi de İstanbul Tersanesi'nde inşa edilmiştir ki bu imalatın önemli bir gelişme olduğunu belirtmek gerekir. O dönem denizaltı silahı da Avrupa'da gelişmeye başlamış ve Yunanistan bu gemilerden sipariş verince Osmanlı da talip olmuş. İthal edilen malzeme, makine ve teçhizatla taş kızak bölümünde 2 adet Nordertler dizaynı denizaltı montajı yapılmış ve donanmaya teslim edilmiştir. Bu sebeple 1886 yılı Türk denizaltıcılığının kuruluş yılı olarak kabul edilmiştir. Tersaneye amire ayrıca eğitim kurumlarımıza da ev sahibi yapmıştır. Cezayirli Gazi Hasan Paşa, Barende Tot ile birlikte 1773 yılında tersanede bir kadırga gözünde kurs niteliği taşıyan ve bugünkü anlamda matematik okulu diyebileceğimiz Mektebi Riyaziye'yi kurar. 1776 yılında bugün Tersane-i Amire Dar Ağacı semtinde Denizharp Okulu Komutanlığı'nın bir yerde temelini teşkil edecek olan Tersane Hendesehanesi kurulur. İleriki yıllarda Tersane Hendesehanesi'nin sivil uzantısından da İstanbul Teknik Üniversitesi doğacaktır. 1782 yılında şimdiki Tersane Camii'nin olduğu mahalle 3 oda ve iştiraktır olmak üzere yeni bir bina yaptırılır. Bu bina Denizharp Okulu'nun 3. binasıdır. 1784 yılına geldiğimizde Deniz Mühendishanesi'nin yanında Hasköy'de Mühendishane-i Berri Hümayun'un yani Kara Mühendishanesi'nde kurulduğunu görürüz. 1785 yılında Fransa'dan özel olarak gemi inşa mühendisi Brun getirtilir ve Deniz Mühendishanesi'nde gemi yapım dershanesi açılır. Buradan mezun olanlar önce ikinci kalfa, sonra da baş kalfa olarak tersane mimarlığında görev yapıyorlardı.
1821 yılında Kasımpaşa bölgesinde çıkan bir yangında maalesef tersane mühendishanesi binasında yarar. Ağaç bıçkıhanesi ambarında tadilat yapılarak okul buraya taşınır ve 9 Aralık 1822'de yeniden açılır. Yani okulun 4. yerleşkesi diyebiliriz. 1838 yılında Cezayirli Gaziantep Paşa Konağı'nın yeri kamulaştırılır ve 400 öğrenci kapasiteli bir deniz mühendishanesi binası tamamlanır ve tersanede bıçkıhanede eğitim gören gemi inşa öğrencileri yeni yerleşkelerine taşınır. 1850 yılında ise buradaki öğrenciler de Heybeliada'ya taşınacak ve konak tamamen hastaneye çevrilecektir. Tersanede ayrıca sadece gemi inşa edilmemekte, çok sayıda farklı sistem ve cihaz üretimleri de yapılmaktadır. Şimdi de bunlara bazı örnekler vermek istiyorum. Özellikle Profesör Doktor Nuran Yıldırım'ın bir makalesindeki bahsettiği etü ve pulverizatör üretimi oldukça ilginçtir. Avrupa'da 1870 yılından itibaren sabit etüvler, kolera ve benzeri salgın ve bulaşıcı hastalıklarda giysi ve eşyaların temizlenmesinde yaygın olarak kullanılmaya başlar. Bu etüvlerin en başarılısı olan Geneste ve Henscher fabrikası imalatı sistemlerden 3 adet satın alır. Ancak çok pahalıya mal olmaktadırlar. 10 Eylül 1891 tarihinde etüv makinesi yapmak için Babe Ali'den 2 ihtira berat alınır. Yani bir yerde imalat onayı ya da beratı diyebiliriz belgesi. Fahriye Merkez Hastanesi operatörlerinden Dr. Angela Buhor ile çarkçı sol kolağısı Mehmet Ali, Geneste ve Herşer etüplerini model alarak yeni bir etüv imal ederler. İkinci Abdülhamit çok beğenir, böylece etüv üretimi başlar. Arşiv belgeleri, tersane amirede üretilen etüv ve pulverizatörlerin Yıldız Sarayı, askeri hastaneler, Hicaz'daki hastaneler, Gurabay-ı Müslim'in hastanesi, Sinop ve İzmir, Klazomen, Tağ Hafızhaneleri, Beyrut Karantinhanesi, Beyoğlu Kışlası, Abdülkadir Vapuru gibi değişik mekanlara yerleştirildiğini göstermektedir. Dezenfeksiyon uygulamalarında kullanılan tersaneye amire etüv ve pulverizatörlerinin toplum sağlığına önemli katkıları olduğu şüphesizdir. Tersanede yapılan sistemler arasında ışıldakları da sayabiliriz. O dönem için özellikle kıyılara yerleştirilen ışıldaklar çok önemli görevler icra ediyorlardı. Çanakkale Boğaz savunmasında da bu projektörler etkin olarak kullanılmışlardır. Her türlü silah ve mühimmat da yine tersanede imal edilmektedir. Bunlar arasında makine tüfekler, tüfekler ve tabancalar, uçak bombaları, el bombaları, tüfek bombaları, gemi toplarını, hatta tuğlaları sayabiliriz. Tersane tarihinde diğer önemli bir sayfa ise torpido üretimini başarmış olmasıdır. 93 Harbi'nde Batım kıyılarında Ruslar tarafından gemilerimize atılan bir Whitehead torpidosu patlamamış ve kıyıda sağlam olarak ele geçirilerek İstanbul'a götürülmüştür. Burada tersine mühendislik uygulaması yapılarak Çarkçı Teğmen İdris Efendi tarafından imal edilmişlerdir. Fotoğrafta torpido tecrübeleri sırasında çekilmiştir. Daha sonra Yüzbaşı Şükrü Efendi tarafından da torpido imaline devam edilmiştir. Bu fotoğrafta da torpido atölyesini görmektesiniz. Tersane amirede yapılan bu sistem ve cihazlar yurt dışında da sergilenmiş ve ödüller kazanmıştır. 1893 Chicago ve 1900 Paris Expo'suna katılan tersane buradan altın madalyalarla dönmüştür. Halen Deniz Müzemiz envanterinde Chicago'dan alınmış 5 madalya ve beratı ile Paris'te kazanılmış 3 madalya bulunmaktadır. Bu madalya ve beratı tersane imali torpido için verilmiştir. Görüldüğü gibi mükemmel işçilik, 26 nat sürat ve tatminkar performans nedeniyle madalyaya layık görülmüştür. 1908'den sonra giderek önemini kaybeden tersaneye amire tesisleri 1910'da idareyi mahsusaya devredilir. 1913 yılında İstanbul Tersanesi ilk bölünmeye uğramış, bugünkü Taşkızak Tersanesi donanmaya bırakılarak Haliç ve Camialtı bölümleri, Tersaneler ve İnşaat-ı Bahriye Şirketi Osmaniyesi adlı bir şirket kurularak bu çatı altında toplanmıştır.
Böylece Fatih'in kurduğu Yavuz Kanuni Sokullu ve 3. Selim'in büyük emekleriyle özellikle 16. yüzyılda dünyanın en büyük tersaneden biri olan Tersane Amire yok olmaya başlamıştır. Haliç Tersanesi bölümü 1952'den itibaren Denizcilik Bankası'na devredilir. 2005 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne aktarılan Şehir Hatları Genel Müdürlüğü'nün 2010 yılında yine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye dönüşmesiyle tersanede bu kuruluş bünyesini alınır. Buradaki 3 kuru havuz ve 2 inşa kızağı tarihi değerlidir. Günümüzde tersane amireyi halen çalışmakta olan Haliç Tersanesi, dünyanın yaşayan en eski tersanesi olarak temsil etmeye devam etmektedir. Umarım bu unvanına layık bir şekilde korunur ve hak ettiği bir müze burada kurulabilir. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.